Anlamadım. O sizden şikayetçi olmuş. Aranızda bir sıkıntı mı var hocam? Yok bir şey. Kaç yıllık arkadaşım. Hocam bir şey varsa saklamayın. Belki yanlış duymuşsundur. Doğru duydum eminim hocam. Neyse sen dert etme bunları. Ben konuşurum onunla. Ben özür dilerim hocam. Yani duyunca hemen zaten. Hayır. Özür dileyecek bir şey yok. Hem müfettişlerin dosyasındaki her şey gerçek. Belki de öğretmenliğe uygun biri değilimdir. Siz? Memnun musunuz yani? Hocam siz kurallara uymuyorsunuz. Kuralları size uyduralım. Böylesi daha adil. Çok düştüm hocam. Çok kaldırdınız. Düşersen yine yanında olacağım. Hocan olsam da olmasam da. Bu sefer sıra bende. O odaya sizden başkası giremez. Söz çözeceğim meseleyi. Ben de o ara tatil yaparım. Belki oğlunuzu görürsünüz daha yakında. İnşallah. Gökhan, Sinan'a ulaşamadım. Telefonu mu verdi? Eyvallah. Kafam çok dolu. Ne yapıyorsanız bırakın bizim kafede buluşalım. Eyvallah. Evet, ne istiyorsun? Ali geldi mi buraya? Geldi. Ne konuştunuz? Senin çevirdiğin işleri konuştuk. En azından evli adamlarla parklarda sarılıp koklaşmıyorum. Defol buradan. Anlattın mı ona? Ben senin gerçek annenim. Seni benden kaçırdılar dedin mi? Yalan mı? Yalan ya da gerçek. Susacaksın. Bugün işinden olursun, yarın yerinden yurdundan. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Evet. Sen doğurdun ama ben büyüttüm. Ali benim oğlum, bunu aklına sok. Bir daha sakın bu eve gelme. Sakın. Yoksa asıl ben karışmam. Ali, iyi misin? Neyin var? Ela Hoca. Ne olmuş Ela Hoca? Gerçek annemmiş. Duydum her şeyi. Konuşuyorlardı, fark etmediler beni. Sen üzülme diyedir belki. Yalanmış lan. Hayatım yalanmış. Artık tek bir yalan bile istemiyorum.
Varsa sakladığınız bir şey konuşun. Kardeşlerimi tanımaz mıyım lan ben? Abi. Biz biliyorduk. Ne? Hepiniz mi biliyordunuz? Nasıl yaptınız oğlum siz bunu? He? Nasıl sakladınız benden? Kime inanacağım lan ben? Kalmadı hiç kimse. Ali, biz sen üzülme diye bilemedik. Ne yapacağımızı bilemedik. Niye sakladınız lan benden? He? Ali dur. Ali. Sakın peşimden gelmeyin, sakın. Efendim Yaprak. Alo Tekin amca. Ali'ye her şeyi öğrendi. Nereden öğrenmiş? Anladım. Bir şey yapalım, gidelim. Abi. Efendim Tekin. Ali her şeyi öğrenmiş. Nasıl? Jülide ile seni konuşurken duymuş. Artık her şeyi biliyor. Tekin, ya bir şey yapalım ha? Ben aramaya çıkacağım. Alırım seni. Tamam. Öğrenmiş. Öğrenmiş. Sayende. Neden gidiyorsun? Neden bir kez olsun dinlemiyorsun beni? Ne olur. Jülide. Ben de seninle gidiyorum. Hiçbir yere gelmiyorsun. Bir hata daha istemiyorum. Burada kalıyorsun. Abi yok, yok. Hiçbir yerde yok. Tepelikte de yok. Sen ne aradaydın ya? Ben haber verdim. Telefonu da açmıyor ki. Abi zaten böyle toplu aramayalım ya. Dağılalım o şekilde adamı arayalım. Aynen. Tamam. Ben evinin oralara bakayım o zaman. Tamam, ben de sahile bakacağım. Benim de bildiğim bir yer var. Yani nadir de olsa gidiyorduk. İyi, tarif et bana o zaman. Gel. Tamam, beraber gidelim. Çok kızdım bize. Ama Ali, sen düşsen bizim dizimiz kanar, bilmiyor musun? Biz seni üzmemek için. O yüzden Barış'la sevgili istedim. Ne zamandır biliyordunuz? 2 hafta. Siz yanımda olsaydınız canım daha az acırdı. Sen olsaydın
buz gibisin. Üşümüşsün. Gerçekten mi Ali? Yani sen bu haldeyken, dünya yıkılmışken yine beni mi düşünüyorsun? Evet. Artık sır istemiyorum. Yalan da istemiyorum. Birini üzmemek için olsa bile ben de söylemeyeceğim artık. Sen yalan söylemezsin ki. Söylerim. Öyle bir söylerim ki. Senin gibi. Değer verdiğim birini üzmemek için söylerim. Umurumda değil hiçbir şey. İlk defa kaybedecek hiçbir şeyim yok. Arkadaşlarım yok. Ailem yok. Geçmişim yok. Geleceğim yok. Hiçbir şeyim yok. Böyle durumlarda aslında ne olur biliyor musun? Yağmur yağar. En azından filmlerde öyle olur. Neden biliyor musun? Erkekler zor döker içine. Yağmurlu günleri seçerler. Gözleri onlarla dalga geçip ağlarsa belli olmasın diye. O bile yardım etmiyor bana. Yağmur bile yok. Ali, oynama benimle. Ne olur. Oynamıyorum. Oynuyorsun. Artık oyun yok. Saklamak yok. Hayatım yalanmış. Bir yalan daha ekleyemem. Niye sustun? Kendime zaman kazandırıyorum. Birazdan canımı yakacağım çünkü. Ali, bak biz senin canını istemeden de olsa yaktık. Böyle bir şey yapma. Hatta söyle, ne istiyorsan yapayım. Yeter ki canın yanmasın. Senin o küçük kalbin kırılacak belki birazdan. Benim mi? Benim canım seninkinden daha çok yanacak. Seni üzdüm diye. Ama yapacak bir şey yok. Çok aptal hikayem var, dinler misin? Dinlerim. Her sabah gözlerim uykudan açılmasa da geçerdim televizyonun karşısına. Bir kez kaçırdım. Sonra annem beni elimden tutup bahçeye çıkardı. Hayatında kaybettiğin her şey için Allah sana o gün farkında olmadığın başka bir şey verir. Üzme kendini, olur mu? Oğuz'a dışarı çıktık. Bu aldı yerden bir böceği içime attı. Ben de bunu kovalamaya başladım. Sonra bir kız gördüm. O ağacın altında. Evet. Burnu akan küçük tatlı bir kız. Hemen peçeteni verdim. Ağlayan kırmızı ve yeşil gözlerle baktı bana. Nefesimi tuttum o an. Gülerdik çocuklar, oynatmamış seni. Sen kızsın, evine git evcilik oyna dediler bana. Sonra Oğuz güldürdü seni. İşte o an kız hep gülmeli dedim. Sonra bir topum var, getireyim beraber oynayalım demiştim. Koşa koşa gittin. Çok geciktin ama. Geciktim. Neden biliyor musun? Neden? Topum yoktu çünkü. Nasıl yani? Sen mutlu ol diye ilk yanımı söylemiş oldum sana.
koştum annemin yanına. Dedim ki bir top almam lazım. Anneciğim. Efendim canım? Bir top alman lazım. Öyle mi? Acelesi var mı? Evet. Neden? Çünkü bir kızı mutlu etmem lazım. Bir kızı mutlu etmem lazım peki. Hemen al, hemen. O kadar güldü ki hala hatırlıyorum. Yeşil bir top aldı. Fıstık yeşili. Sonra hemen yanınıza geldim. Nefes nefeseydin. Evet. Hayatımda hiç o kadar koşmamıştım. Sırf o gülmeni görmek için bir an önce geldim. O günden sonra o kız hep yanımda oldu benim. Bırakmaya da niyeti yok. Daha da kalabalıklaştık. 5 kişi. Hepimiz kızımız. Kızımız hepimiz için. Kalbini çizdi attın benimleyken. Benim çok attı. İlk ne zaman biliyor musun? Ne zaman? 12 yaşındaydık. Duvarda sen bana bir şeyler anlatıyordun. Ben de öylece seni dinliyordum. Sonra kalbim hızlı atmaya başladı. Sonra kızdım kendime. Hatta yumruk bile attım yavaşlasın diye. Yavaşlamadım. O an ne olduğunu hiçbir şekilde anlamadım. Ama şimdi neden çok iyi biliyorum. Hızlı atıyor bak yaprak. Baban yok. Hemşire de yok. Kimse yok. Ama yine de hızlı atıyor. Artık söylemek zorundayım. Sen de anlamak zorundasın. Yaprak ben sana aşığım. İlk gördüğüm andan beri, ilk gözlerine baktığım andan beri ben sana aşığım. Bu da dinlemiyor beni. Laf geçiremiyorum. Beceremiyorum. İnkar ettim kaç kere. Olmadı. Yapamıyorum. Çok aşığım. Seni başka biriyle görmeye dayanamıyorum. Sırf bu yüzden kendime nefret ediyorum ama yapamıyorum, dayanamıyorum. Hayatımdaki her şey yalanmış. Bir yalan da ben ekleyemem. Seni seviyorum. Hiçbir şeyim yok. Belki sen de olmayacaksın ama seni seviyorum yaprak. Çok seviyorum. Ağlama. Seni ağlatırsam asla affetmem kendime. Aşığım sana. Duyamadığın anları duymanı bekleyerek çok söyledim sana bunu. Ama duymadın. Görmedin beni. Çok özür dilerim yaprak. Seni sevdiğim için çok özür dilerim ama yapamıyorum. 100 defa dünyaya gelsem yüzünde de şu ağacın altında ağlayan yaprağa aşık olacağım. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Çok seviyorum seni. Hem de çok. Ali yeter. Yeter. Yeter artık ne olursun yeter. İstediğin kadar kaç. Peşinden geleceğim. Düştüğünde ilk kaldıran ben olmak için. Beni anlamadan yanımdan ayrılmana izin verme.
Eğer şimdi gidersen bir daha asla eskisi gibi olamayacağız. İster kaç, ister vur. Beni anlamadan gitmek yok. Hayatı yalan bir adamın hayattaki tek gerçek sensin şimdi. Kimsem yok. Gidecek yerim yok. Dönecek yerim de. Beni anlayana kadar yerim sadece senin yanına. Gizli saklı kalmadı. Masal yeni başlıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.